Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız afet planımızın ana hatlarını az önce sizlerle paylaştı. Sözlerime başlarken yakın zamanda arka arkaya afetlerde yaşamını yitirmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Canımız yangın ve sel gibi doğal afetler nedeniyle bu yaz çok yandı. Her gün bir afete uyandık ve yüreğimiz parçalandı. Başımıza gelen bu doğal afetlerde çok ciddi bir rolü iklim krizi oynadı. Dünyamızı tehdit eden bu çok büyük krizin tam ortasındayız. Adı iklim krizi. Yaşadığımız kürenin en önemli sorunu. Bütün yakıcılığıyla karşımızda duran bu gerçeği inkar etmek veya görmezden gelmek ülkemize zarardan başka hiçbir şey getirmeyecektir. İklim tarihte hiç görülmediği kadar hızla değişiyor. Çevreye salınan sera gazları, fosil yakıtların kontrolsüz kullanımı, doğanın rant güdüsüyle acımasızca tahrip edilmesi iklim değişikliğini tetikliyor. Dünyamız saniyede bir futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanı kaybediyor. Geçtiğimiz ay, yani Temmuz 2021, tarihin en yüksek sıcaklıklarından birisini hep beraber yaşadık. Ülkemiz orman yangınları ve kuraklık gibi felaketlerin pençesinde kavruldu. Yaşam alanlarımızı, geçim kaynaklarımızı ve doğayı paylaştığımız çok sayıdaki canlıyı yitirdik. Öte yandan küresel deniz seviyesindeki artışlar tehlikeli boyutlara ulaştı. Kıyı bölgelerinde deniz kenarındaki sel felaketlerinin faturası çok ağır oldu. Tüm bunlar dünyamızın ve ülkemizin tepesinde çalınan bir alarm zili gibi. Eğer el frenini bir an önce çekmez isek iklim krizinin altında kalacağız. Daha dün Kastamonu'daydık, Sayın Genel Başkanımızın belirttiği gibi. Evleri dere yatağına yapılmasına izin verilmesinin acı sonuçlarına tanık olduk maalesef. İklim değişikliğiyle çarpık kentleşmenin bir araya gelmesi sonucundaki felaketi gözlerimizle gördük ve çok şaşırdık. Değerli arkadaşlar, bu afet sıklığının ve kuvvetinin sadece ülkemize değil, bölgede ve dünyanın pek çok yerinde arttığını söyleyebiliriz. Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Bu nedenle iklim değişikliği Türkiye'nin pek çok yerinde başka yerlere göre çok daha fazla seyredecektir. Büyük oranda olacaktır. İklim değişikliği Akdeniz iklimini sertleştirebilir, turizm ve tarım gibi hayati sektörleri de bozabilir. Hal böyleyken, ülkemizi yönetenlerin iklim değişikliğine ilişkin kapsamlı bir politikasının bulunmamasının hazin bir durumunu yaşıyoruz. Öyle ki iklim anlaşması halen onaylanmıyor. Bu anlaşma ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı hedefleyen uluslararası bir belgedir. Bu noktada bir hatırlatma yapmak isterim. Bu hafta yayımlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC'nin raporuna göre sıcaklık hali hazırda 1,2 dereceye ulaştı. Küresel ortalama yüzey sıcaklıkların artışı 1,5 derecede tutarsak iklim değişikliğini en şiddetli etkilerini önleyebilmek adına halen küçük bir ihtimalimiz var. Ve bu ihtimali değerlendirmek zorundayız. Bu nedenle Paris İklim Anlaşması'nın acilen meclisten geçirilmesi gerekmekte. Ve bunun yanı sıra anlaşma onaylandıktan sonra gerekli kurumsal düzenlemelerin hayata geçirilmesi de maalesef şarttır. Biz Deva Partisi iktidarında Paris İklim Anlaşması'nı bir umuda dönüştüreceğimizin sözünü veriyoruz. Bu doğrultuda fosil yakıtlara dayalı kahverengi ekonomiden sürdürülebilir enerji kaynaklı yeşil bir ekonomiye geçiş planı hazırlayacağız. Kalkınmada sürdürülebilirliği esas alacağız. Çevreye yapılan her yatırımın aynı zamanda sağlık, ekonomi ve nesiller arası adalet için bir adım olduğunu biliyoruz. Çok yakında, bugün afet eylem planını dinleyeceğiz. Ancak çok yakında doğa ve çevre hakları eylem planımızı sizlerle paylaşacağız. Partimizin 90 ve 360 günlük planlarını o gün geldiğinde detaylı olarak sizlere aktaracağız.